Merhaba. Bu videoda arteriyolosklerozdan bahsedeceğiz. Ama bundan önce bazı önemli kavramların üzerinde durmak istiyorum. Arteriyoloskleroz neden önemlidir dersiniz? Yumuşak ve esnek olan, bu sayede de kan akışı sırasında genişleyebilen kan damarları, arteriyoloskleroz sonucunda tıpkı plastik borular gibi sertleşirler. Arteriyoloskleroz bu yüzden önemlidir. Damarlar esnekliklerini kaybederler. Evet, bunu farklı bir renkle yazalım. Esnekliklerini kaybederler. Damarların esnekliklerini kaybetmesi oldukça ciddi bir sorundur. İsminin arterioskleroza olan benzerliği dikkatinizi çekmiştir. Şimdi, damarların sertleşmesi süreci büyük ve orta boy damarlarda gerçekleşiyorsa, buna arterioskleroz, Küçük boy damarlar ya da arteriyollerde gerçekleşiyorsa da arteriyoloskleroz adı verilir. Süreç aynı olsa da gerçekleştiği damara göre verilen isim değişir. Bu damarların boyutunu daha iyi anlayabilmeniz için bahsi geçen damarların çaplarının 0,01 ile 1 mm arasında olduğunu da not edelim son derece küçük ve gözle görülmesi zor olan damarlardan bahsediyoruz. Bu damarlardan birini kesip mikroskop altında inceleyecek olursak ne göreceğimizi daha iyi anlamanız için buradaki çizimden faydalanacağız. Damarın içinde kan hücreleri ve trombositler bulunur. Bunların yanında genellikle üzerinde çok konuşmadığımız proteinler de bulunur. Bunlar serum proteinleridir. Serum proteini demek proteinlerin kanda ya da serumda bulunması demektir. Bu proteinlerin damarların içine girmemeleri yani damarın içindeki boşlukta kalmaları gerekir. Ama arterioloskleros söz konusu olduğunda temel problem proteinlerin damarların içine, tunika medyaya girmeleridir. Tunika medyanın kan damarlarının tamamen düz kas hücrelerinden oluşan orta katmanı olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Serum proteinleri eğer bu bariyeri geçip de bu orta katmana ulaşırsa ne olur? Bu kısmın bazal zar olduğunu da not edelim hemen. Serum proteinleri bazal zarı geçip orta katmana ulaşırsa ortaya büyük bir problem çıkar. Şuraya birkaç tane protein çizelim. Proteinler orta katmana ulaşırsa büyük bir problemimiz var demektir. Arterioloskleroz da zaten bu şekilde oluşur. Bir damarı mikroskop altında incelerken Orta katmanda bu pembe proteinlere rastlayacak olursanız arteriyolosklerozla karşı karşıyasınız demektir. E bundan zaman zaman hiyalin arteriyoloskleroz olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Terime hiyalin eklenmesinin sebebi mikroskop altında yapılan incelemede damarın orta katmanında aslında orada olmaması gereken pembe, cam gibi maddelerin görülmesidir. Az önce de söylediğim gibi bu pembe camsı maddeler serum proteinler. Aa bu arada cam gibi'yi tırnak işareti içinde yazdım çünkü ben bunların cama benzediklerini pek düşünmüyorum ve bu proteinlerden cam gibi şeklinde bahsedilmesi beni hep şaşırtmıştır. Her neyse hialin bu süreci tanımlayan bir sıfat ve arteriyolosklerozda sürecin adı. Şimdi bunun nasıl gerçekleştiğine yani lümendeki proteinlerin orta katmana nasıl geçebildiklerine bir bakalım. Bunun bir sebebi serum proteinlerinin dışarı çıkmaya zorlanmalarıdır. Evet, belki de bu proteinler bu şekilde zorlanırlar ve bu zorlanmalar da o kadar kuvvetlidir ki bazal zarı bile geçerler. Yüksek tansiyon hastalarında olan şey tamı tamına budur. Hipertansiyon ya da yüksek tansiyon hastalarında kan damarının ortasında o kadar çok basınç ya da kuvvet vardır ki kan damarının duvarları dışarı doğru itilir. Şunu bir saniyeliğine sileceğim. Evet. Bu kuvvet proteinleri de dışarı çıkmaya zorlar. Hemen not ediyorum. Proteinler dışarı çıkmaya zorlanır. Yüksek tansiyon söz konusu olduğunda karşılaşılan durum budur. Şimdi bir de diyabetten bahsedeceğim. Hialin arteriolosklerozdan bahsederken diyabeti de sıklıkla duyarız. Ama diyabet söz konusu olduğunda gerçekleşen aslında biraz farklıdır. Demek istediğim, proteinler yine ortak katmana ulaşır, ama bu sefer biraz farklı bir şekilde. Bunu da yazalım. Serum proteinleri orta katmana ulaşır. Ha, bu nokta çok önemli olduğu için gözümüzün önünde olsun istedim. Altını da çizelim. Diyabette ise durum biraz farklıdır demiştik. Evet. Diyabette bazal zar sızdırmaya başlar. Proteinler dışarı doğru zorlanmaz ama bazal zar sızdırmaya başladığı için proteinlerin orta katmana geçişleri kolaylaşır. Bazal zarın sızdırmaya başlaması ise oldukça ilginç bir şekilde gerçekleşir. Şimdi bakalım bu süreçte sırasıyla neler oluyor. İlk olarak diyabette kanda yüksek seviyede glukoz olduğunu biliyoruz. Bunu da şöyle not edelim. Kan damarlarında yüksek seviyede glukoz. Mor renkle de birkaç tane glukoz çizelim. Bu glukoz endotel hücrelere girmeye başlar. Şu anda bu endotel hücrelerin neden glukozu içeri aldıklarını merak ediyor olabilirsiniz. Ben de glukozun sadece insülinle içeri girdiğini düşünürdüm. Ama diyabet söz konusu olduğunda sorun zaten glukozu içeri alacak insülinin olmaması ya da glukozun herhangi bir sebepten içeri girememesidir. E peki glukoz nasıl oluyor da hücrelerin içine girebiliyor? Endotel hücreler glukozu içeri almak için insüline ihtiyaç duymaz. Evet. Endotel hücreler glukozu insülin olmadan içeri alır. İnsüline ihtiyaçları yoktur. Yani glukozu başka şekillerde içeri alırlar. Kanda çok fazla glukoz olduğunda diğer tüm hücreler glukozu içeri almak için insüline ihtiyaç duyar. Ama insülin olmadığı için glukoz hücrelerin içine giremez ve olduğu yerde kalır. Endotel hücreler glukozu içeri almak için insüline ihtiyaç duymadıklarından glukoz yağmuruna tutulur. Yani glukozla dolup taşarlar. Evet ekranı biraz aşağı kaydırıp biraz yer açalım. Endotel hücrelerin glukozla dolu halini çizerek göstermek istiyorum. Bu endotel hücre, bu da altındaki bazal zar. Endotel hücrelerin içi glükozla dolar demiştik. Bu morla çizdiğim noktalarda içeri aldıkları glükoz. Bu hücrelerin kendilerine ait proteinleri de var tabii. Onları da çizelim. Buraya bir tane, buraya bir tane ve buraya da bir tane. Bu proteinler hücre içinde rutin işlerini hallederken hücrenin içi birdenbire glukozla dolar. Bu glukoz proteinlere yapışmaya başlar. Sonuç olarak proteinler de hiç alışık olmadıkları bir biçimde bir sürü glukoza sahip olurlar. Bu aşamadan sonra glikolize protein olarak adlandırılırlar. Aslına bakarsanız bu proteinlerden daha uzun haliyle ileri glikolizasyon son ürünleri olarak da bahsedilir. Bunların hepsi görevini yerine getirmekte olan normal bir protein ya da enzimin başına gelir. Evet, hücre içinde yani endotel hücre içinde görevini yerine getirmekte olan protein ileri glikolizasyon son ürününe dönüşüyor. Bu protein az önceki proteinin aynı ancak artık glukoz yüklü. Glukoz yüklü bu proteinler görevlerini eskisi kadar düzgün biçimde yerine getirememeye başlar. İşte işin önemli olan kısmı da bu zaten. Bu proteinlerin görevlerinden biri bazal zarın bir bariyer oluşturmasına yardım etmek. Proteinler bu işlevini yerine getiremeyince bazal zar sızdırmaya başlar. Bu arada bazal zar düşünülenin aksine kalınlaşır. Düşünülenin aksine diyorum çünkü kalın zarların daha iyi bir bariyer oldukları düşünülür öyle değil mi? Ama bu durumda öyle olmaz. Ve az önce de söylediğim gibi kalınlaşan bazal zar sızdırmaya başlar. Serum proteinleri de bu sayede bazal zarı geçip ortak katmana yerleşir. Şimdilik bu videoyu burada bitirelim. Bir sonrakinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın.